Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine mutfaktan bir vlog çekmeye karar verdim. Ne yapacağız? Özel soslu makarna tarifi vereceğim sizlere. Aslında ben bu sosu daha önceden de yapıyordum ama içerisine sadece domates eklemiyordum. Bu sefer domates de ekleyeceğiz bu sosun içine. Çok lezzetli bir makarna oluyor. Bir de normalde spagetti ile oluyor ama ben spagetti olmadığı için böyle kalem makarna kullanacağım. Hadi başlayalım hemen çünkü çok karnımız acıktı. Geçen bütün tavuk almıştım yani onu bir 3 kere yemek yapacağım diye ayırmıştım. Onun but ve kanat kısımlarını da tavada burada şey yapıyorum, kızartıyorum, pişiriyorum yani. Buzluktan çıkarttığım gibi tavaya koydum, ondan sonra bir su saldı. Şimdi suyunu çekmeye çalışıyor herhalde. Böyle ağır ağır pişsin dedim. Bütün malzemelerimi de hazırladım gördüğünüz gibi. Murat çekiyor şu an sizlere. Çekmeye çalışıyor. Aynen. Soğan, sarımsak neyse. Hadi başlayalım. Malzemeleri saymayalım da biz. Hemen yapımına başlayalım. Çünkü gerçekten acıktık. Ben makarnayı zaten çok seviyorum. Yani hep böyle değişik soslarla makarna olsun yerim. Sen Murat? Ben de seviyorum makarnayı tabii canım. Ama sen yine gene mi makarna dediği zaman oluyor ama benim hiç olmuyor. Şimdi zaten söylenecekler zaten bize. Altı üstü makarna tarifi veriyorsunuz ama ballandıra ballandıra anlatmazlar. Ama öyle makarna. Nerede meşhur? İtalya'da değil mi? İtalya'nın makarnası. İtalya'nın makarnası meşhur. Bir de bizim Bursa'da araba yatağının makarnası çok meşhurdur. Hadi bakalım. Hadi başlayalım şimdi yapmaya. Önce makarnayı koyalım ocağa. Pişirelim. Makarnayı böyle önceden normalde tencereye soğuk suya eklerdim. Ondan sonra burada kaynadıktan sonra işte tuz muz bir şeyler atar başlardım haşlamaya. Ama şimdi böyle tencerenin içerisine makarnayı atıyoruz. Üzerine kettle'da böyle kaynatılmış su koyuyoruz. Hem tasarruf hem de daha hızlı olması için. Suyunu çektire çektire yapacağım. Vitamini aslında artık kalsın. Daha şey hesaplı. Yani daha ekonomik ama işte elektrik. Tüplü olanlar için. Mesela yazlıkta tüp kullanıyoruz. 4 ayda bir tüp değiştiği için. Şimdi burada da ocakları karıştırıyorum. Alışamadım hala. Hep şu siyah şeylere bakıyorum. Tamam açtım. Noktacıklar var orada onlar. Onlara bakıyorum ama yine de karıştırıyorum. Buruna yine var. Yazlıktakini hiç yok. Ben en son yaktığımda buluyorum istediğimi yakmak istediğim zaman. Değil mi? Aynen. Burada hepsi bariz bir şekilde belli en azından. Hep böyle oldu. Yine kettle'ı dolu bırakalım. Ne için? Yani sosa koyarım su. Ondan sonra belki eksik şey olur. Gerek olur yani makarnayı. Şimdi makarnamız... Suyu koyduk. Böyle biraz su koydum. O orada haşlansın. Onda zaten bir şey yok. Önemli evet, olan sos önemli kısmı. Önemli olan sosu zaten. Sosa dönelim bize. Siz yine dilediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Pişirebilirsiniz makarnanızı. Şöyle dursun. O tamam. Papağanı öyle koydum. Var mı bir püf noktası? Düşecek mi diye mi deniyorsun? Hayır öyle dursun dedim ya. Ayak Allah altından Allah. Kalksın. Ayak altından kalksın. Normalde makarna haşlanırken üzerine şey kapanmaz. Kapak kapanmaz. Hmm. Şimdi domatesimizi yıkayalım burada. Ben de suyun altına gireyim mi kamerayla? Hadi gir bakalım. Su geçiriyor mu geçirmiyor mu? Görelim. Şuradan bir tane havlu alalım ve başlayalım sosumuzu yapmaya. Şimdi bir tane soğan kullanacağız sos için. Kettle'ı kapat istersen, çok ses yapacak. Evet, kettle'ımızı kapatalım. Şimdi bir tane kuru soğan. Ben yine sabah parmağımı kestim bu arada. Bu jilet bıçaklarla. Havuç doğruyordum. Öyle kestim. Şöyle soğanı güzelce soyalım. Siz soğanı soyduğunuz zaman yıkıyor musunuz, yıkamıyor musunuz? Ben mesela bazen böyle en üst tabakayı da çıkarttığım zaman yani şu yıkamıyorum ama yıkamadığım zaman çok eleştiri alıyorum bu konuda. Kimisi diyor ben de yıkamıyorum diyor. Çok kişi var benimle birlikte böyle yıkamayan ama yıkayanlar da çok var. Neyse tavamızın içine azıcık yağ ekleyelim şimdi.
Şimdi makarnanın sosunu yapıyoruz bu arada. Bence yaptın mı bu sostan? Bundan mı yaptım da domates yemiştim. Evet, çok beğenmiştin. Aslında Allah istememiştin Allah. Salçalı. Hı. Ben salçalı makarna hastasıyım. Çok severim. Ama Murat istememişti. Murat üzerine ketçap sıkıp peynir didikleyip o şekilde yemeyi sever. Hı. Ben de böyle maydanozlu salçalı, ondan sonra kıymalı salçalı, böyle soslarla, değişik soslarla severim. Öyle ketçaplı peynirli falan neydi? Sade yemeği de pek tercih etmem. Ben acı sos. Sade olursa da nasıl seviyorum? Ketçaplı bir de peynirli seviyorum sade o zaman. İşte. Yine sade olmaktan çıkıyor o zaman ama. Evet. Tamam. Şimdi yağımızı koyalım da tavaya ocağa. Bir de mısırlı şeyli de çok güzel oluyor. Ton balıklı. Ton balıklı çok güzel oluyor. Aynen. Biz makarna hastasıyız. Hem pratik oluyor böyle akşam yemeklerinde. Zaten belli oluyordur makarna hastası olduğumuzda. Evet, ondan kimsenin şüphesi yok. Doğrayalım şimdi soğanlarımızı. İnce ya da kalın fark etmez. Zaten bunlar pişince eriyecek. Minicik minicik doğrayıp da kendinize eziyet etmeyin. Benim de parmağım şey ya, o yüzden şu baş parmağım. Uf olmuş. O yüzden zor şey yapıyorum. Soğan da yakıyor. Zor nefes alıyor yine o yüzden. Kalbi parmağında atıyor şu anda. Bak bak bak. Tamam. Evet. Evet, soğanımızı doğradık. Bir tane soğan gidiyor ha. Evet, bir tane soğan büyük boy. Büyük boylu yani gerçekten. Aynen öyle. Soğan lezzet katıyor yemeklere. Atatır şimdi bakalım. Tavamızı ya, atalım. Tamamen kızmadan at da. Niye? Yanmayalım bir de sıçramasın. Yok sıçramaz. Su kaçırmadığın sürece bir ben şey olmaz. Bir şey kızartıyordum yazlıkta. Ama sıçramıştı ya. Evet. Ne kızartıyordum hatırlamıyorum. Aynen öyle. Patlatmıştın her yeri. Çat çat hep patlıyordu. Sonra bir de bana söylenmişsin. Bu yağ su mu damlattın? Ne yaptın ya? Aynen. Şimdi sarımsaklarımızı doğrayacağız. Böyle ezelim. Ezdiğiniz zaman lezzeti daha bir ayrı güzel oluyor. Hem de soyması daha kolay oluyor. Nereden öğrendin bu taktikleri Emine? İşte böyle pratik püf noktaları. Meksika seyahatlerine gittiğin zaman mı öğrendin? Geç sen dalgını geç. Yani internette tariflere bakarken falan işte. Böyle bıçağı yem tutuyorsun yoksa sarımsağın üstüne bastırıyorsun falan. Hem daha kolay soyuluyor hem de lezzetini daha güzel katıyor yemeğe. Bakın nasıl soyuldu rahat. Şimdi bunu da doğrayacağız minik minik. Hemen soğanın arkasına onu da göndereceğiz. Hadi bakalım. Kaşarımız da burada. Evet. Evet, soğanların üzerine de sarımsakları döktük. Şimdi hemen domatese geçelim. Domatesin de kabuğunu alalım. Koparmadan soyabileceğim. Hadi bakalım. Normal soyardım da tam dediğinle koparasım geldi. Öyle nazar değdirdim. Gerçekten. Öyle bir kem göz var bende. Geçen Ali'ye bile değdirdim. Maşallah dedim. Ne yakışıklı. Dedim pat düştü Ali. Nerede? Yazlıkta markete giriyorduk. Ben arabanın içindeydim. Hatırlamadın mı? Dizini taşa vurdu. Aynen aynen. Ondan sonra sen de oradaki oklavayı alıp bir güzel çocuğu herkesin içine dövmüştün. Hatırlamadın mı beni? Hatırladım evet. Sonra da hastaneye gitmiştik değil mi dikiş attırmaya? Hastanelik olduk sonra. Hadi bakalım domatesimiz de pek hoş değilmiş ama. Aynen salatalık olacakmış. Son anda hadi ben domates olayım. Vazgeçmiş domates olmuş. Vazgeçmiş domates olmuş. İncire daha çok benziyor domatesler şu an. Neye? İncire. Harbiden benzemiyor mu? Evet. Evet evet benziyor Murat. Tamam. Tamam bu kadar yeter ya. Çok da inceltmeyelim. Tamam onu da atalım. Yok onu atmayacağız şimdi. Şu soğan ve sarımsak kavrulsun güzelce. Hı. Kavurmadan olmaz. Şu makarnaya da bir bakalım.
Soğan kavurduktan sonra mı atacağım domatesleri? Hı hı. Salça koyacağız. Çünkü domates su salacak değil mi? Hı hı, domates en son. Tavuk yakmasak olur muydu ama kaldı değil mi onlar? Dünden mi kaldı? Yok, onlar dünden değil. Buzluktan mı çıkarttın? Buzluktan çıkarttım ya, yanına çeşit olsun diye. Hı. Dur şuradan çatalı alalım, onları da çevirelim bakalım ne yapıyorlar. Yapışmışlar onlar, bizi biri çevirsin diye bekliyorlar. Değil mi? Hı. Kısık ateşte ama değil mi? Aynen, ağır ağır. Böyle. Güzel. Dört parça zaten, fazla değil. Ali'ye kadar. Tamam, evet. Soğanımız şey olsun, ondan sonra devam edeceğiz. Hadi bakalım. Evet, soğanlarımız kavruldu mu? Evet, kavruldu güzelce. Pembeleşti. Makarnamız da şey olmuş, iyice yanmış, pişmiş. Yanmış, şimdi bakın, artık şeye dönüyor soğanlar, karamelize olmaya dönüyor. Domatesleri eklemeden önce salçayı ekleyeceğiz şimdi. Böyle. Şöyle açalım çarşamba pazarını. Evet. Kaman karışık. Ne arasak var, rengarenk. Değil mi? Evet. 3 kaşık salça koyuyoruz. 2. 3. Şöyle 3 kaşık. Yeni aldık bu salçayı. O değil mi? Bu ne çabuk bitti? Yok bu değil. Bu ablamın yaptığı. Sen organik. Öncüydü değil mi? Öncüydü. Onu açmadık. Onların kıvamı biraz daha koyu oluyor böyle. Herhalde fırınlanmış olduğu için. Sence? Yani. Ya öyle düşünüyorum ben. Kesin öyledir belki galiba. Çok net bir fikrim teneke yok. Teneke salçalarda böyle çok şey kıvamda oluyor. Böyle sıvı değil de böyle evet, katı kıvamda oluyor. Bu suyunu çeke çeke pişti artık. Tereyağlı kavuracağız mı onu? Yok. Yok, bunun içine atacağız işte. Tereyağı. Böyle bir parça. Tamam. Şimdi şu ocağı kapatalım. Hangini kapatalım? Bunu kapattık şimdi. Makarnayı kapattık. Hı-hı. Şimdi salçada da birazcık şöyle döndürüyorum. Hiç baharat falan eklemiyorum. Ben karabiber ne zaman koysam, çünkü Murat rahatsız oluyor. Çünkü o yüzden. Yani şimdi burada biz bizeyiz. Herkes dinlemiyor bizi. Biraz ayağını kaçırıyorsun karabiberin, o yüzden. Değil mi? Evet, fazla koyuyorsun. O da sizin ağzınızı yakıyor. Acı oluyor. Biz daha süt çocuğu olduğumuz için. Evet. Şöyle biraz da tereyağı ekleyelim. Tamam. Hadi dök şunları da. Yiyelim artık değil mi? Yiyelim artık. Bana dert oldu bunlar burada. Durdu durdu. Hadi. Dert değil, acıktık acıktık. Acıktık da evet. Çok acıktık o yüzden. Şimdi tuzunu da ekleyelim. Aman hepsini koyma onun. Evet. He? Şöyle yarım mama kaşığı, bir çay kaşığından biraz fazla işte, ekleyin siz. Tamam. Şöyle bir karıştıralım. Tereyağı da eridi ya. Hı. Şimdi üzerine domatesleri ekleyeceğim. Şu maydanozları. Ben maydanoz çok seviyorum. Ben evde başka kimse sevmiyor. Maydanoz mu? Ayırıyorlar, ayıklıyorlar maydanoz oldu mu. Vallahi öyle yapıyorlar. Şimdi domatesleri de öldüreceğiz. Ama ocağın altını biraz açalım mı artık? Hı? Burası valla şey ocak olduğu için, sen söyle adını. En büyüğü bu. Evet, domatesimiz de güzelce pişsin. O pişene kadar şimdi ben maydanozlarımı burada kıyayım ince ince. Tavuklar da burada cazır cuzur. Tavuklarımız da olmuş. Şimdi de maydanoz. Normalde bu tarif maydanoz üzerine böyle serpiyorsunuz. Salçalı maydanozlu. Üzerine de kaşar peyniri harika oluyor. Ama işte ne? Sevmeyenler olur. Şimdi ben tamam, kendime ayrı özel tabak. Kendi tabağını koyarsın. Biz hoşlaşmıyoruz çok. Çok güzel oluyor. Ben kahvaltıda yemeye bayılırım maydanozu. Ondan sonra yani her şeyi de severim. Peynirli kalem börekte de mesela siz sevmiyorsunuz ya. O yüzden lorlu yapıyorum sadece. O da çok yavan geliyor böyle. Şimdi biraz da kekik atalım tavuğumuza. Şöyle üzerine azıcık serpiyoruz. Kekiği de en son atıyorum ki kararmasın diye. Yoksa yanık yanık çok kötü bir görüntü oluyor. O yüzden hiç yapmıyorum.
çok aşırı sıcak oldu. Bütün ocaklar çalışınca üç tarafta yanıyor. Değil mi? Altı üstü makarna yapıyoruz ama değil mi? Aynen öyle. O lokantalarda düşünüyorum şimdi ne kadar sıcaktır o ortamlar ya. Tabii canım. Onlara klimalı vantilatör şey olması lazım ama yemekler soğuyor diye kullanmıyorlar. Yok, kullanmıyorlar. Yani ben babamdan biliyorum. Yanına çalıştığı zaman gidiyordum da hiç öyle bir şey olmuyor dediğin gibi. Hamam gibi oluyor. Bir de sadece yemek buharı değil, yağ buharı falan da oluyor böyle. Aa. Çok şey bir ortam, ağır bir ortam gerçekten. Değil mi? Yer değişikliği yapalım şimdi ocakta. Çünkü bu bayağı bir ağır pişecek bu gidişle. Şöyle şu tarafı alıyorum. Şuraya. Şurası mıydı? Şu. Tamam. Tamam, burada bakın ne kadar hızlı oluyor. Gördünüz mü? Tabii şimdi göz farkı. Büyük göz burası. Şurayı da açsam mı ya? Açmasam mı? Açsam mı? Karar veremedim ya. Şu an büyük göze mi geldik? Evet. Şimdi. Kaçın çok kötü bir espri yaptım. Hızlı hızlı şey olacak şimdi pişecek. Makarnamızı da açalım kapağını. Evet arkadaşlar, ben tuttum. Ben şey, ne yaptım da unuttum. Murat'a dedim ki devir dedim kevgirin üzerine makarnayı. Neyi nereye dedim. Ben onu anlayana kadar zaten. Ya yani bakın dolandı, bir görseniz o kadar komikti ki. O anı çekemedik maalesef. Bu makarnanın suyunu bu sosun üzerine koydum. Ekstra başka su eklemedim ama makarnanız iyice suyunu çekmişse siz ekleyin. Çünkü birazcık su istiyor bu sos. Ben de makarnanın o vitaminli suyunu işte kaybetmesin diye döktüm sosun içine. İyi ama yapmışsın. Ben de şurayı kapatayım, şurası gözükmesin. Buraya iki tane düşürdük. Nereye? Anlam seni. Aynen. Tuzu şimdi buraya döktüğüm için makarnaya dökmedim ben. Siz tuzunu ona göre ayarlayın ama şimdi bu biraz daha tuz isteyecek çünkü. Hadi döküyoruz makarnasını. Hadi dökelim. Hadi. Dökelim, yiyelim, tencereye alıp önümüze 3 tane de kaşık alıp gidelim içeri. Halının üstüne oturalım. Bir tane sofra bezi serelim yere. Gören de gerçekten öyle yiyeceğiz sonra. Ama. Öbür elimize de butları Türk filmindeki kötü adamlar gibi. Yapa yapa aynen, yiyelim. Aynen, Kara Murat'taki. Evet. O kötü adamlar gibi. Bakın çok güzel oldu sos ya. Of. Canım makarna istedi vallahi şimdi hemen. Şöyle tamam, tencereye attık mı? Attık. Hadi hazır mısın? Sosu döküyorum sosu şimdi. Sosu tabaktan sen dökmeyelim ya. Hayır. Direkt makarna ya. Karıştıracağız öyle. Tabii öyle lezzet olsun. Bakın nasıl fokur diyor. Salça yapıyor sanki değil mi? Aynen öyle. Hadi bakalım. Bunu kaynata kaynata kazasız, ne belasız. Soğan kalır içinde ne domates kalır. Erir kalmaz. Gider hepsi. Gider. Hadi her bakalım. Yer makarna. Şuraya da düşmüş gibi. Bir tane. Orada var bir tane gazi. Hadi. Hadi bismillah. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Soğan oldu mu, sarımsak oldu mu? İnşallah bu videoyu izleyenler gece izlemiyordur. Biz gece paylaştığımız için akşam. 8'e paylaşalım. Ertesi gün menünüzü şey yapın işte, karar verin bu olsun. Şimdi şunu şöyle bir karıştıralım. Tamam. Kaşarı ne yapacağız? Rendeleyeceğiz mi? Evet, üzerine tabakları alacağız şimdi. Tamam, benim güzelce. Görüntü kafamda oluştu. Seninkinin üstünde maydanoz var, bizimkilerde hiçbir şey yok. Tamam işte, güzel bir görüntü ketçap olacak. Ketçap sıkacak mısın bir de bunun üzerine? Yok, daha neler. Sen yaparsın. Ama belki mayonez sıkabilirim ya. Ne bileyim. Sen yaparsın, bilmiyorum bakalım. Ben olsam sıkarım yani. Yok, sıkacağım. Kapçaya koydum. Kafaya koydum. Kafaya koydum. Hadi bakalım, sıkacağım. Tabaklarımızı çıkaralım şimdi. Evet, ben 3 gündür bu tabakları arıyordum arkadaşlar. Meğerse bu tabaklar bulaşık makinesinin içinde dışarı çıkmayı bekliyormuş. Emine şimdi eliyle koymuş gibi buldu onları, çıkarttı. Çıkarttı hemen. Ben çeyizimdeki yemek takımını bozdum. Boz tabii, ne yapacağım? Bunun turşusunu mu kuracağız i̇şte ya? İşte saklıyordum böyle hani. Sanki. Modası geçecek zaten. Hatta geçmeye başlamış bile. Nereden biliyorsun geçtiğini ya şimdi hemen? 2-3 sene sonra bu tabaklarda şimdi yemek yemek istemem yani. Ay, desenin desenin gayet ya. Güzel ama. Evet, kraliyet ailesinin altın kepçe şey çatal bıçaklardan geldi. O yüzden yemek istemezsin. Yani. Şöyle. Maşallah bayağı da yapmışız. Bir hafta makarna yiyeceğiz galiba. Ha? Evet, belli oldu bir haftalık menümüz, gördün mü? Tantalık da var. Şu çok domateslisi benim olsun. Şimdi şöyle üzerine. Tamam. Kaşarını niye rendelemedin?
Onu da rendeleyeceğiz. Ona da sıra gelecek şimdi. Maydanoz sen... erken koydun. Sen... Senden gastronomici olmaz. Olmaz mı? Olmaz. Niye? Önce şey mi rendelemem lazım? Kaşar rendelemen lazım. Nereden biliyor? Bize öyle öğrettiler. Nerede öğrendin? Hayır, görüntü olarak senin burası kaşar değil ki. En üstte maydanoz olur. Ben mi haklıyım, Emine mi haklı? Hadi bakalım, yorum atsın arkadaşlar. Görelim ki bakalım. Maydanoz en üstte olur. Kaşar bunun altında olacaktı. Hadi bakalım. Hangimiz haklıyız göreceğiz. Kıracaklar puanını. Hadi bakalım. Maşallah, rendeyle bak. Sabaha kadar rendeleyeceğiz. Açlıktan zor duruyorum. Elim ayağım titriyor. Bak, kamerayı zor tutuyorum ben. Gitti aldı rendeye bak. Evet evet, senin de değil mi haklıydı, ne bileyim. E, tabii. Yok yok, bence böyle daha güzel canım. Oldu. Kesinlikle baksana. Benim dediğim. Tamam ya. Ha, senin dediğin abi. İkisi de aynı yere doğru, gidecek doğru. Ya. Midene gidecek. O zaman mikserde karıştıralım. Öyle çorba gibi çekelim. Aynen. Blender çekelim. Doktor diyor televizyona şey diyor, sabah programda izledim de meyveleri falan böyle sıkıp da içmeyin diyor. Ne yapacakmışız? Komple mi yutacakmışız? Evet. O şekilde diyor, yiyin. Bir yutalım meyveleri. O şekilde yiyin diyor. Yani sağlıklı olan oymuş. Siz de öyle püre gibi yapıp da yemeyin arkadaşlar. Evet, bizim makarnalarımız hazır. Tavuklar? Şurası çok dağıldı. Tam tavukları da şöyle bir tabağa koyalım. Ondan sonra onları da ortaya alalım. Masada. Yerine al. Bütün dolapları, çekmeceleri gösterdi Murat bana. Evet. Millet oraları merak ediyor. Düzenimi merak ediyor. Düzensizliği merak ediyor. Düzensizliğimi. Aynen. Aa, yapışmış bu da çok güzel. Hay Allah. Kazacağız tavuğu. Zaten iki parça tavuk var. Bırak da yapışsın zaten. Bir ters bir düz pişirdik, hiç çevirmedik bile. Ben yaptım onu. Sen görmedin. Allah Allah. Aynen. İnşallah pişmişlerdir. Göreceğim şimdi. Bak, pişmiş mi? Pişmiş, güzel kızarmış. Hiç de yanmamış. Ha. Yapışmış ama yanmamış. Aynen. Tebrik ediyorum. Ben yakmam seni. Öyle. Ya. Çok güzel, başarılı. Değil mi? Evet. Bunlara sadece kekik ve tuz. Ali, içeride oyuncaklarını topladın mı? Bak, geliyoruz biz. Gümbür gümbür geliyoruz. Evet. Oh, mis gibi makarnamız hazır işte arkadaşlar. Enfesto. Ay, gerçekten çok güzel kokuyor ama maydanozlu denemenizi tavsiye ederim. Bu maydanoz farklı bir aroma katıyor böyle. Kokusu bile farklı maydanozun. Kokla bak. Ha? Evet ama ben sevmiyorum ya. Çok güzel. Bu da erimiş bakın. Bu da Murat'ın tabağı. Şahane. Çok güzel kokuyor. Biz şimdi gidip yiyelim. Bu da Aliş'inki. Açıldın mı Aliş? Hadi videomuzu da sonlandıralım burada artık arkadaşlar. Aliş de elini yıkasın bakalım. Yememizi yemeye gidelim. Ali hemen aldı bir eline kaşığı. Bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu tarifim de bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.